İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tegire Tefem'in İlimden Medeniyete programından birisinde daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün sizlere ilimden medeniyete ulaştıran yolda gidenler, kahramanlardan birisini anlatmak istiyorum. Osmanlı'da ilk medrese ama ilk mektep değil, yani resmi devletin arkasında olduğu medreseden bahsediyorum. Orhan Gazi zamanında İznik'in 1335'te kuvvetli rivayet böyledir. Fethini mütakip yine İznik'te kurulan. Ha ondan önce Osmanlı mektep medrese bilmez miydi diyeceksiniz. Efendim ondan önce eğitim vardı topluluğun başında ilmin başkanı, reisi olarak Şeyh Edebalı Hazretleri vardı. Ve elbette ki eğitim devam ediyordu. Osman Gazi'nin daha bey olmadan önceki eğitimini üstlenmişti. Bir Tursun Fakih vardı. Efendim Tursun Fakih neydi? İşte fetva işlerine bakardı, adalet işlerine bakardı. İyi de, yani o günlerde insanlar bugünkü gibi tek göreve odaklanmıyordu ki. 2 300 500 görevler yapıyorlardı. Sizlere yetiştirebilirsem anlatacağım. Yetiştiremezsem bundan sonraki programda anlatmaya çalışacağım. Bir Davudu Kayseri çok kıymetli kitaplar yazmıştır. Bugün e, ecdadımızla ilgili gerek dini, gerek tarihi, gerek kültür hususunda derin araştırmaya girmek istediğimizde adı kıymetli kitaplara çıkan kitapların yazılmasının ana sebebi Davut Kayseri Hazretleri'dir. Evet. Zeynettin Hafi Hazretleridir. Bu insanlar Osmanlı coğrafyasında alabildiğini her şeylerini ortaya koymuşlardır. Ve onların yetiştirdikleri talebelerde bir tuğlanın üzerine iki tuğla daha koymaya çalışarak bize bugün kütüphanelerimizde istifade edeni az büyük bir hazine bırakmışlardır bu istifadesi edeni az sözünü sitem olarak söylüyorum maalesef. Maalesef. Birazı Osmanlıcayı okumak zor geldiği için ama bazısı aşıka Bağdat sorulmaz misali okumayı da öğrenmiş. Efendim, madem ki ben bu yoldayım, bunun da alet ilmini öğreneceğim diyerek öğrenmiş çatır çatır vesika araştırıyor. Ama büyük bir kısmı da işte bazı kurumlarımızın birilerine hazırlattığı transkripsiyonlarla uğraşıyor. Bunlar hepsi nasip meselesidir efendim. Nasip olan onu yapıyor, nasip olan bunu yapıyor. Nasibi olmayan da şunu yapmıyor. Osmanlı'da ilk medreseyi Orhan Gazi İznik'te kurdu. Orhan Gazi'nin İzmit'te büyük bir imareti vardı. Bu imaret bugünkü İznik'in dışında halen büyük bir zeytin bahçesinin ortasında kalmış camii, hamamı ve imareti vardı. Şimdi bir imarette halen İznik'te müze olarak kullanılan bina var. Çandarlı Halpaşa Camii'nin hemen çaprazına düşüyor. Halen İznik Müzesi'dir. Ayakta kalmış yani yapı yine. İmaret mi? Değil. Zeytin bahçesindeki zaten Enkazını bulabiliyorsunuz Birkaç sütün parçacıkları var İnşallah ona Bursa belediyemiz el atar Düzeltir Bu medreseleri de kurtarır diye Düşünüyorum Orhan Gazi bu medresenin Başına Davudu Kayseri Hazretlerini Tayin etti Osmanlı'nın ilk medresesinde ilk müderris Davud'u Kayseri Hazretleridir. Bahsedeceğiz kendisinden. Orhan Gazi'nin bu kurduğu ilk medreseden sonra başta Bursa olmak üzere her Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'den sonra gelenler bir birkaç medrese kurmaya başladılar. Bursa'daki medreseler saymakla bitmez Yıldırım Medresesi dimdik ayakta. Ama başka işte kullanılıyor. E okul olsa olmaz mıydı? Böyle binalarda iskanı denesek nasıl olur? Medrese eğitimi yapalım anlamına söylemiyorum bunu efendim. Bu bina okul muymuş, mektep miymiş, medrese miymiş? Evet. Yine eğitimde kalsa ne olur efendim? bir enstitü şeklinde kullanılsa pekala insanlar orada da kalabilir. Efendim orada yatılıymış falan. E yatılı okullarımız yok mu efendim? Çok daha sağlıklı bir yapı. Ne hikmetse aman 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 aman. Yok. Milli eğitimde eskiye dönüş. Ne eskisi canım? Bunun eskiye dönüş olur mu efendim? Bir binada oturmak. E sen tutmuşun modern tıbbın bir sağlık ocağını kurmuşsun oraya kardeşim. Sağlık ocağı kurmuşsun. Orada tıkır tıkır doktorlar muayenelerini yapıyorlar. Ee, teşhis, sedaviyle uğraşıyorlar. Pekala. Hatta konferans salonları kurmuşlar. Peki bir okul olarak kullanılmasına ne mahsur var? Ya eskiye dönüş. Ne eskisi kardeşim? Ne eskiye dönüşü? Yani bu bu kadar ufacık bir rüzgardan ee, zarar görecek şekilde kurulan sistemse e, ve bu kadar zamanda da oturmadıysa e, yanlış var demektir. Veya bunun e, idaresinden sorumlu olanların kafasında bir yanlış var demektir. Veya bunu tenkit edenlerin kafasında bir yanlış var demektir. Evet. İstanbul'un fethinden itibaren üst seviyedeki medreseler kurulmaya başladı. Medreseler kademelendirildi. Başlangıçta kurulan medreselerde de okula, okunan kitaplara göre bir isim verilirdi. Yani Yıldırım Medresesi derken eğer tecit okutuluyorsa tecit medresesi denirdi. Böyle de isim konurdu. Yani kitabı orada eğitimi verilen kitabı. Efendim bir kitap mı okutuluyordu. Tabii bir kitap okutuluyordu. Ama bunun alet kitapları farklıydı. ilim kitap olarak bir kitap bu ilmin okunurken efendim lazım gelen alet ilimleri varsa onlar da okutulurdu beraber. Şimdi bakıyorsun bir sınıfta 14 ders okutuluyor. Sonra üniversiteye geçince bu 6'ya 7'ye düşüyor. Ya her sene okutulanlar farklı oluyor. Ama bazılar var birden 4'e kadar üniversitede okutuluyor. Demek ki onu da öyle düşünüyorlar. Şimdi ben size dedim ki bu medreseyi kuran davud Kayseri Hazretleri vardı. Şimdi Davudu Kayseri Hazretlerinden biraz bilgi vereyim. İlk müderrisimiz kimdi? Nasıl bir kimse idi? Evet, adı üstünde Kayserili Davudu Kayseri Hazretleri ve Kayseri'de doğmuş. Asıl adı Davud bin Mahmud bin Muhammed. Yani Muhammed Efendi'nin oğlu, Mahmud Efendi'nin oğlu Davut. Lakabu din. Şimdi böyle ilim adamlarının olsun, devlet adamlarının olsun, Selçuklu zamanı hatta Karahanlılardan itibaren birer lakapları vardı. Bu annelerinin Babalarının koydukları at değildi. Sonradan kendilerine verilen bir ünvan, bir lakap idi. Gıyası Din, Alaüddin Din, Alaü Din gibi. Böyle ne kadar sonu dinle biten olursa, dinin çeşitli konularda hizmetkarlığını ilan eden bir kelime idi bu. Nam idi bu. Mesela Bağdat'ta medreseler kurmuş. Atabekler zamanında idarecilik yapmış. Üst kademede. Mucuriddin var. Tabi bir eseri anlatırken bu isme rastladım ben. Mucuriddin Mucur mıcır anlamına söyleniyor. Yani yollarda dökülmüş olan yol malzemesi mıcır veya inşaatta kullanılan mıcırdan mucur demişler. Halbuki mucur dini araştırdım ya dinin mucuru olur mu yani dinin mıcırı olur mu? Olmaz. Dil bilen arkadaşlarımıza sordum. Arabi'yi çok güzel bir şekilde bilenler yani Arabi fiil çekimini kelimelerin kökenini sarf naivi yani çok iyi tahsil etmiş kimselerle konuştum bu Mucuriddin'i araştırıyorum ben Mucur araştırmıyorum Mucuriddin din ne demek efendim karşıma çıkan çok enteresan bir şey mücaviri din bizim böyle işte bugünün harfleriyle eğitimini alıp profesör olmuş bazı kardeşlerimiz bu Mucuriddin olarak okunmuş okumuş bunu. Mücaviriddin'i okuyamamış. Mücavir ne demek? Mücavir alan diyoruz. Belediyelerde var işte mücavir alanda belediyenin muhtemel büyüyeceği alan anlamına geliyor. Fakat asıl mücavirliğin lügatta çok fazla manaları var ve hepsi de birisine destek, yardım anlamına geliyor. Sonra hatırladım ki bazı kitaplarda okuyordum filan zat işte filan 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 işleri yaptı. Sonra Medine-i Münevvere'de mücavir olarak kaldı. mücavir olarak kaldı. Herhalde orada yerleşeyim ölürsem burada kalayım cenazem buradan kaldırılsın demiş gibi anlıyordum. Şimdi bu çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Mücavir demek, bir yerde mücavir kalmak demek. Oranın hizmetlerine niyet ederek kalmak demek. Ben Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabri saadetine hizmetlerde bulunayım oradaki çalışan ekibin içerisine gireyim, oranın ne hizmetleri varsa yapayım demek, mücavir olmak demek. Mücavir-i din de çok önemli bir lakap. Efendim, burada allah Teala'nın emrettiği dinine elinden geldiğince hayatını ortaya koyarak yardım edici anlamına bir nam oluyor. Ama Mucuriddin'in Arabi'de de, Farisi'de de hiçbir manası bildiğim kadarıyla yok. Şerefettin'di lakabı. Davud'u Kayseri diye meşhur oldu. Adı Davud. Namı Şerefettin Kayserili. O zamanki insanların tanımasında Böyle e, meşhur olan taraf oluyordu. Kayserili Davut olarak tanınmış. Rahmetullah Ali. Doğum tarihi tam bilinmiyor. O günün kayıtlarına herhalde ulaşılamadı. Veya belki o kayıtlar yok. 1258'lerde olabilir deniyor. Ve Kayseri'de doğdu. Kayseri'de o devrin ilim merkezlerinden birisiydi Konya gibi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında. Ki 1258'ler Babai isyanlarının Anadolu'yu kasıp kavurduğu dönemlere geliyor. Bazıları Karaman'da doğduğunu da söylüyorlar ama yani ciddi bir belgeye bu konuda rastlanmamış ilim adamlarının yazdıklarına göre. İlk tahsilini medrese öncesindeki tahsilini Kayseri'de yaptı. Babasından, çevresinden, oradaki okullardan. Siraceddin Urmevi Urmiye şehri var. Bugün İran topraklarında falan. Arabi ile mantık, kelam, usulü fıkıh, Bunlar usul fıkıh işte alet ilmi efendim. Ve diğer, ve diğer dini ilimleri öğrendi. Zaman usulüne göre tahsilini Kayseri'de tamamladı. Buradan anlaşılıyor ki Siraciddin Urmevi Kayseri'de görevliydi. Ki baktı zeki bir delikanlı al denile, yoğurdu haburu. İlmini daha da ileri götürmek için Mısır'a gitti. Kahire'de birkaç sene kaldı. Şöyle bir üç 4 sene kadar olduğu rivayet ediliyor. Orada da hadisi şerif tefsir tabi hadisi şerifin tefsiri de var bunun içerisinde tefsir deyince Kur'an-ı Kerim tefsiri anlaşılır ama hadis-i şerifinde Kur'an-ı Kerim tefsiri anlamına olmamak üzere o yazılan cümlenin belki birkaç kitap dolduracak kadar bir açıklaması ne demek istediği ne demek istediği tefsir ise muradı ilahiyi kelam ilahiden anlayabilmek kelam-ı ilahiye bakıyor Allah Teala'nın buradan murada neydi diyor. Evet. Ve diğer akli ve nakli ilimleri okudu. Akranları içerisinde bu basamakları hızla atlamasından dolayı bayağı bir iyi durumda idi. İran'ın Sava şehrine gitti. Orada tahsiline devam etti. Orada Sadreddin Konevi Hazretlerinin talebelerinden Kemalüttin Kaşani vardı. On talebesi oldu. Efendim bazı kaynaklarda diyor ki kaynak gibi olan yerlerde işte Sadreddin Konevi Hazretleri de Konya ile Kayseri'de yakın ya ikisinin de başında kaf var ya efendim tamam o zaman oraya gitti. Sadreddin Konevi Hazretleri de tarihi tutmuyor tutmuyor. O dönemde oralarda ondan okuması ama onun talebesi Kemalettin Kaşani'den efendim İran'da neşri ilim ediyormuş. Ondan okudu, sohbetlerinde bulundu. Evet. Onun rehberliğiyle beraber tasavvufta da ilerlemeye başladı. Şimdi bir tasavvuf ilimleri var, bir de alet ilimleri var. Alet ilimleri olmadan mutasavvuf diye ortaya çıkıp da efendim saçlarını uzatıp üstte baştan dikkat etmeyen ben mutasavvufum veya elinde def dümbekle dolaşan efendim zikrullah yapıyoruz. Hadi bakalım deflerin etrafındaki 99 tane halka e, var mı, demir halkalar takıldı mı? Onlar vurdukça şıngır şıngır edince bak allah Teala'nın ismini zikrediyor. Ya sen 99 takmasan, 199 taksan başka türlü şıngırdar. Yani böyle bir aletle allah Teala'nın efendim ismi şerifini anarak zikretme dinimizde uygulanmış bir şey değil ki. E efendim yapanlar var. E, yapanlar var demek illa bunun uygun olacağı anlamına gelmez ki. Yapanlara bakarsak biz bugün efendim. Hu, hu bunları da konuşmamamız lazım. Efendim süreyi doldurduk, Davut Kayseri Hazretlerine ben bitirmeyi ümit ediyordum bu haftaki sohbetimizde. Ama inşallah bitiremedik. Haftaya vermeye çalışırız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın zaten. <laughs> ilimden medeniyete